Herkese iyi günler arkadaşlar. Aracımız Skoda Kodiaq 2022 paket Sportline. Hız sabitleme nasıl kullanılır, nasıl açılır? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Genelde Volkswagen grubunda birçoğunda aynı hız sabitleme mantığı var. Hız sabitleme için şu sol alt köşede gördüğünüz bir kol var. Volkswagen grubu kol kullanıyor. Düğmeyle herhangi bir şekilde kullanamıyorsunuz. Burada kendinizi çekmeniz gerekiyor. Tamir ettiğiniz zaman ACC devre dışı. Burada hız sabitlemenin adaptif olduğunu da belirtelim. Bir kademe kendinize çektiğiniz zaman artık aktif edebilirsiniz demektir bu. Ama şu an tabi devrede değil. Devrede olması için sizin onu devreye almanız lazım. Hangi süratte gidiyorsanız, şu an mesela diyelim 64'te gidiyoruz gördüğünüz üzere. Burada üst düğmeye bastığınız zaman 64'e sabitledik. Sabitledikten sonra yine set düğmesini kullanarak her bastığınızda bir kademe aşağı iner. Şöyle gösterelim. 61. Yukarı çekerseniz 10 basamak birden yükselir. Aşağı çekerseniz 10 basamak birden düşer. Yani 60'tan 70'e, 70'ten 60'a çekebilirsiniz. Kendinize çektiğiniz zaman bir kademe artıyor. Selektör yapar gibi bu şekilde kendinize çektiğiniz zaman birer kademe artar. Düğmeye bastığınız zaman birer set düğmesine birer kademe düşer. Yukarı çektiğiniz zaman 10 kademe birden, aşağı çektiğiniz zaman 10 kademe birden düşer. İleri ittiğiniz zaman deaktif olur. Tekrar çektiğiniz zaman kaldığı yerden devam edecektir. 2 kademe birden iteklerseniz artık ACC, yani Adaptive Cross Control, bu sefer artık devre dışı kalmış oluyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bence çok pratik kullanımı var. Düğmelerden daha çok hoşuma gidiyor benim. Tabii daha önce kullanmamışsanız biraz yabancılık çekebilirsiniz. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Hız sabitlemeye taktığınız zaman aracınız aynı zamanda fren yapma fonksiyonuna da sahiptir. Birçok Volkswagen grubu araçta aynı özelliği görebilirsiniz. Şunu da belirtelim. Adaptif olduğu için şu ekran ayarlarından asistanları açtığınız vakit sizin önünüzdeki aracın mesafesini bu şekilde kaydeder ve kullanırken de bu mesafeyi gözeterek hız sabitleme yapar. Otomatik fren ve hızlanmayı bu şekilde kendisi yapacaktır. Önünüze araba gelirse, şu an gördüğünüz üzere arabayı bu şekilde siz ekranınızda takip edebiliyorsunuz. Belli bir mesafeye geldiği zaman kendisi mesafeyi korumak adına fren yapacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.